Merhabalar, Saat 20 Dünya Ali. Selim Atalay, olanları ve olacakları konuşacağız dünyada. Önce bültenden bazı başlıklar okuyacağım. Aslında başlıklar da Dünya Ali özetleri gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Türkiye sınırına kurmaya çalıştığı terör ordusu için kalleşler ordusu dedi ve ekledi. Bize düşen o orduyu doğmadan boğmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan afrin mesajı da verdi. PYD, YPG, DAEŞ kim olursa olsun topunuz gelin tepenize ineceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Olası afrin operasyonu için gözler sınır attığında Türk Silahlı Kuvvetleri sınırda Hawk füzelerini afrine doğrulttu. Afrin için geri sayım başladı. Mehmetçik sınırda eller tetikte son emri bekliyor. Gece boyunca bizi izlemenizi öneriyoruz. Katar Emiri El Sani Türkiye'deydi. Bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Gelmesinden hemen önce açıklandı gelişi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşme 2,5 saat sürdü. Katar'la ilgili gelişmeleri zaten izlemekteyiz. Kanal İstanbul. Güzergah belirlendi. Dış dünya basını da yakından izliyor bunu. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu Koridoru Kanal İstanbul projesinin bağlantı yoludur dedi. Türkiye'nin projesinin İstanbul'da yeni bir ada yaratacağını söylüyordu. Son baktığımız ajans yorumu. Ve FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın için inceleme başlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği incelemeyi başlattı ve itirafçı Yüzbaşı açığa alındı. Şimdi Dünya Ali. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında hafta sonundan daha önceden Cuma gününden açıklamaları, dizi açıklamaları ve uyarıları sürüyor. Gayet net terör örgütünün başka bir maskeyle sınırlarımızda başka bir kılıkla boy göstermesine izin vermeyeceğiz. Mesaj o. Afrin boyutu var. Sınırın Suriye tarafındaki diğer bölümü var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan net uyarılarını sürdürdü. Hiçbir senaryo bizi vazgeçiremez dedi. Ve bir terör örgütünün başka bir terör örgütüyle yok edilemeyeceğini vurguluyor. Ve müttefikimiz dediğimiz ülkenin tüm itirazlarımıza, uyarılarımıza rağmen sınırlarımız boyunca terör ordusu kurmakta ısrarını vurguladı, eleştirdi. Ve bu arada anlatalım, Kanada'da bir Kuzey Kore konferansı var ama orada asıl Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşmesi bekleniyor. Mesajlar orada da iletilecek. Kuzey Kore meselesine ayrıca, Vancouver konferansına ayrıca bakacağız. Cumhurbaşkanının bu uyarıları ki doz hayli yüksek ve uyarıcı etkisi hayli fazla. Karşılığında işte Suriye'deki gelişmeler neydi? Hafta sonunda duyuldu. Daha önceden işaretleri vardı. Perşembe günü programımızda anlatmıştık. Şu küresel oyun programımızda. Şöyle, mevcut silahları hem kullanımını meşrulaştırmak hem de oradaki terör örgütünün varlığını ve bağlantıyı sürdürmek için o terör örgütünü bir polis gücü, güvenlik gücü gibi paketlemeye çalışacaklarını söylemiştik. O oluyor. İşte Perşembe anlattık. Hafta sonunda açıklandı. Şimdi etkisi bugünden yarına hemen terör örgütünün kılık değiştirip bir başka kılığa girmesi gibi bir süreç söz konusu. En önemlisi Rusya'dan tepki var. Rusya dedi ki böyle bir girişim Suriye'nin bölünmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla bölünmeyi Rusya herhangi bir Suriye parçasından vazgeçeceğini de aslında ima etmiyor. Bölünmenin büyük payının zaten Rusya'da kalacağı biliniyor. O pay Amerika'ya kalır mı, kalmaz mı? Onlar hep ucu açık meseleler. O yüzden Rusya'nın uyarısı dikkate alınması gerekiyor her taraf açısından. Ayrıca Şam'dan da tepki vardı. Şam'da diyor ki Amerika kontrolündeki bölgeyi Şam kontrolüne geçirmek için çalışacağız. Dolayısıyla oradan vazgeçmedik mesajı verdiler. Ve de
Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine kimsenin el atmasına izin vermeyeceğiz dedi Şam. Rusya'nın açıklamalarıyla Türkiye'nin açıklamalarının da paralellik gösterdiğini söyleyelim. Bu arada bir başka gelişme var. Özgür Suriye ordusunun bir heyeti Washington'da. Özgür Suriye ordusu işte Amerika ya da CIA tarafından önce desteklenen, sonra kösteklenen, sonra hedef alınan, büyük talihsizliklere uğrayan bir güç. Şimdi Özgür Suriye ordusunun bu heyeti Amerikalı yetkililerle konuşuyor ve diyorlar ki siz bizi yarı yolda bırakamazsınız ve bize desteğe devam etmelisiniz. Nedir? Bize ihtiyaçlarımızı karşılayacak silah ve malzeme desteği yapmak durumundasınız. İşte Suriye, Özgür Suriye ordusu adına konuşan Mustafa Secer'in vurguları var. Biz de çabanın içindeyiz diyor. Orada daha çok işte İran riski var Suriye'de, dikkat edin, çok fazla kuzeye yüklenirseniz güneyin ve diğer bölgelerin İran'da kalmasını sağlarsınız diye anlayacakları dilden bir mesaj verme açısından Washington'a mesaj var. Duyulur mu, duyulmaz mı? Washington'da bu politikaları kim belirliyor? Kimin elinde bu işler hiç belli değil. Kim tutarsa oradan herhalde kopacak. Böyle bir ortamda bu gelişmeler orada da var. Bir de bu işte Kürt gruplar adına konuştuğunu iddia eden bazı şahıslar var. Onlar da yeni Amerikan desteğinden memnuniyet duyduklarını söylemişler ve Amerikan desteğinin sürmesini beyan etmişler. Kimin ne tarafta olduğu şu noktada gayet açık. Gelişmeyi izliyoruz. Son sözü tabii ki Türkiye söyleyecek. Tunus. Hafta sonunda dolaylar vardı. Yatışmadı. Hala işte küçüldü, azaldı deniyor. Fakat sokağın rahatsızlığı sürmekte. Sokağın rahatsızlığının ekonomik olduğu kısmen bilmekteydi. Bir ekonomik boyutu var. Evet, ama tekrar sokağa çıkmaları için bir bahane ya da gerekçe değil. Tunus hükümeti ortalığı birazcık yatıştırma çabasıyla yoksul ailelere yeni parasal destek sağlayacağını duyurdu. Yaklaşık 250 bin aileye 70 milyon dolara eşiti yardım yapacaklarını söyledi Mısır Bakanı, Tunus Bakanı. Şöyle, 250 bin aileye 70 milyon dolar çok büyük bir para değil aslında, ancak Mısır deyip duruyoruz. Tunus bütçesini sarsacak bir miktar. Tunus'ta pek öyle böyle yardım yapacak para yok. Bir de bu tip yardımların geçici ve etkisinin çabucak geçtiği biliniyor. Bundan sonrası için kapsamlı bir şeyler için işte yapısal önlemler, istihdamın artırılması, bunlar çok daha büyük değişim ve dönüşüm gerektirmekte. Bunun tam olarak yapılamadığını görmekteyiz. Tunus'un IMF ile anlaşması var. IMF tam olarak Tunus'a açık çek vermedi. Dolayısıyla IMF ile de kötü olmadan krediyi, ki 2.9 milyar dolar kredi bekliyorlar, o krediyi de tehlikeye atmadan bir şeyler yapmak derdinde. Şöyle, kamuda çalışanlar, Tunus'un asıl sıkıntısı o. Hemen herkes devlet memuru. Neredeyse bütçenin %40'ı memurların maaşlarına gidiyor. Bu çok orantısız ve büyük bir sorun. Tunus'taki genel sorunun da bir parçası. Bu ortamda ne yapılır? Bütçeyi azaltın diyor IMF. Sokak karışık. Evet, ekonomik rahatsızlık da var. Böyle bir ortamda gözler Tunus'ta. Şimdilik olaylar yatışsa da bunun tam olarak kesilmediğini söyleyebiliriz. Mısır'la Sudan. Abdülfettah Sisi kalktı, dedi ki Sudan'la savaşmak istemiyoruz. Bugünkü lafı. Nereden, kim, bir dakika, nasıl savaşıyorsunuz? Sudan'la Mısır arasındaki savaş lafı nereden çıktı? Şöyle, Mısır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden beri ayakta. Ve
bu konuyu hala kapatmadılar. Sudan Mısır'ı tamamlayıcı parçadır Afrika'da, onu biliyoruz. Sudan burası, Mısır orası, Nil'in kaynağı Sudan'dır. Görünürdeki mesele hala o anlattığımız Etiyopya'daki baraj. Etiyopya'daki baraj işte Mısır'a giden suları azaltacak. Tamam, Etiyopya ile konuşun. Yok, Sudan sorumlu diye Sudan'a hedef almaya başladılar. Bilenler de diyor ki su meselesini Etiyopya ile konuşması lazım. Sudan'da su bahane. Hem Mısır'ın Sudan'la başka meselesi var. Mısır Sudan'ı çekemez. Hep aşağı görür maalesef, tırnak içinde. Halbuki Sudan da en az Mısır kadar kadim ve köklü bir ülkedir. Onun ağırlığını Mısır zaman zaman taşıyamaz ve o etki var, tarihsel bir birikim. Aynı zamanda bu son Sudan'ın Türkiye ile yakınlaşması Mısır'ı aşırı rahatsız etti. Hala Suvakin Adası, işte Türkiye'ye üs veriyorsunuz falandır filandır. Ve sonra da işte Abdülfettah Sisi'nin lafı, Mısır kardeşleriyle savaşmaz. Bunu Sudan'daki kardeşlerimize söylüyorum. Savaş lafını telaffuz etmek bile garip. Bu arada işte Sisi kendi çapında seçime hazırlanıyor. İlkbaharda başkanlık seçimi olacak. Onun belki propaganda çalışmaları olabilir. Ama Sudan'da pek bir ses çıkmıyor. Bütün medya ve konuşmalar Mısır tarafından, Kahire tarafından. İşte tekrar dolaylı olarak bu Etiyopya'nın barajına lafı getirmiş Sisi, o konuda işte herkesin biz kalkınmasını ve ortak eşit şartlar falan filan. Etiyopya'yla konuşun. Türkçesi o. Etiyopya'nın da bir heyet gönderip yakında Mısır'la konuşacağı söyleniyor. Aynı zamanda evet, yakında ziyaret var. Bu hafta sonuna doğru Kahire'yi ziyaret edecek Etiyopya heyeti diye. Sisi'nin Etiyopya ile konuşması lazım. Nil'in suları meselesini. Kaldı ki o baraj Nil'i kesmeyecek. Onu da herkes biliyor. Suudi Arabistan'ın meşhur Riyad'daki lüks oteli hapishane olmuştu. Prenslere hapishane olmuştu. Şimdi deniyor ki yeniden kapıları da açacak. Ha bitti sorun, her şey çözüldü. Hayır, değil. Hala hesap sorulan ve giderek şartları ağırlaşan tutuklular var. Bunlardan bir tanesi meşhur Prens Al-Velid, ki içlerinde belki de en zengin olan, en çok uluslararası bağlantısı olan prens, iş adamı, zengin oydu. 700-800 milyon dolarlık kendisine bir fatura çıkartmışlar. İtiraz ettiği ve o yüzden ağır dayak ve işkence gördüğü yolunda Batı medyasında bilgiler var. Batı medyasının pek uydurmadığını düşünüyoruz. Çünkü Batı, işte eski dışişleri bakanları, eski başbakanlar İngiltere tarafından ve Avrupa Birliği'nden Riyad'a ricacı olmaya gittiler ya da temas yaptılar. Al-Velid'i bırakın diye. Al-Velid uluslararası şirketler açısından da önemli bir şahıs. Al-Velid'e bu kadar yüklenmeleri gerçekten ilginç ve şu anda prenslerin Al-Velid dahil hapishaneye götürüldükleri bildiriliyor. Yani artık tamam, burası da aslında hapishaneydi fakat lüks otel şartlarından çıkartılıp doğrudan hapishaneye götürüldüğü ve şartlarının giderek ağırlaştığı da belirtilmekte. Ha bu otel şimdi hiçbir şey olmamış gibi kapılarını 14 Şubat'ta açabiliyormuş. En ucuz oda fiyatı 14 Şubat'ta isteyenler için 650 dolar. Sevgililer gününü belki Riyad'da bu lüks otelde geçirmek isteyenler olabilir. 650 dolar geceliği en ufak odada, ki en ufak odada size yakışmaz tabii ki, daha büyük odalar lazım falan. Dolayısıyla bu otele kim gider kalır? Bütün bu olanların, bitenlerin ağırlığı altında burada iyi şeyler olmadı. Bu iyi şeylerin yaşanmadığı otele kim gider de kalır? O da ayrı bir mesele. Fakat tekrar Suudi Arabistan'daki durum değişmedi. Direnen ve haraç vermek istemeyen iş adamlarının durumu daha da ağırlaşıyor. İşte Suudi Arabistan'da reform falan deniyordu. Reform bu şekilde sürmekte. Bir reformda Bağdat'ta Irak Başbakanı Ribadi aday olacağını söyledi. Genel seçimler 12 Mayıs'ta. 12 Mayıs'ta bir koalisyonun başı olarak işte
Zafer İttifakı diye bir şey kurmuş El İbadi. Diğer şey grupları da yanına aldı ve hep birlikte ortak seçime girecekler ve de parlamento çoğunluğunu sağlamaya çalışıyorlar diye bir yorum var. İbadi'nin işte bu son DAEŞ'le mücadele ve Irak'ın kuzeyindeki kopma çabasını engelleme başarılarından ötürü yeniden seçileceği düşünülüyor. Aynı zamanda aldığı destekler de işte diğer Şii gruplardan da destek almış durumda. Onun da katkısı olacağı düşünülmekte. Fakat bu arada henüz çözülmeyen bir konu var. Eski Başbakan Nuri El Maliki, El İbadi Maliki'den almıştı başbakanlığı. Maliki hala siyasetin içinde, şeklen başkan yardımcısı, Irak devlet başkan yardımcısı diye geçiyor. Dava Partisi diye bir partileri var. Davanın içinde Maliki de adaylığını açıkladı. Bu bölünme yaratmaz mı? Yaratır ama siyasette artık Irak'ta iktidar da muhalefet de diğer gruplar da Şii gruplardan oluşuyor. Onların baskın ağırlığı var. Aynı zamanda bilenler diyor ki asıl Şii hareketinin ve diğer nüfusun, Şii nüfusun etkisini taşıyan Muqteda el-Sadr'ın desteği tam sağlanmadı. Sadr'ın İbadi'ye net destek vermediği bildiriliyor. Onun ne olacağı belirsiz. Orada tekrar bir bölünme riski var. Sünni gruplar ne yapıyorlar? Kuzeydeki grubun da teorik olarak bu seçime girmesi gerekiyor. Kuzeyle ne yapıyorlar? O da belli değil. Bu arada Bağdat'la Erbil arasında, Kuzey arasında yeni işte bir tur görüşme başladı. Bugün bir tane görüşme vardı. Sınır kapıları nasıl kontrol edilecek? Bağdat hala sınır kapılarının ve uçuş hava sahasının ve de havaalanının kendi kontrolünde olmasını istiyor. Bu saate kadar hala geçmedi. O devir teslim yapılmadı. Yapılmadığı için hala ulaştırma ambargosu, ulaşım ambargosu sürüyor. Abluka bir anlamda. Onların da çözülmesi ama 12 Mayıs'a kadar işte Irak'ta ne olacaksa seçimi etkileme gücü olacak. Dolayısıyla Irak tamam 11 Mayıs'a kadar seçimin sonucunu etkileyebilecek her şey olabilir. Kosova bu hafta sonunda geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kosova'yı riskli ülke ilan etti ve vatandaşlarına Kosova'dan uzak durun dedi. Neden? Terör saldırısı bekliyoruz dedi. Şimdi Kosova normalde güvenliği olan bir yer. Yani Kosova'da terörün bu şekilde afişe edilmesini gerektirecek bir görüntüde bir şey yok. Amerika ne biliyor, bir şey mi duydu onu da söylemiyorlar ama Kosova alarm deyince herkes orada bir şey olacak diye telaşlanıyor bir anlamda. Neden şimdi yapıldı? Tekrar niye bir şey mi bekleniyor? Yok. Kosova yetkilileri de biz de bilmiyoruz niye ilan ettiler, ne yaptılar diye bir yorum var. Dolayısıyla terörist grupların Balkanlar bölgesinde Kosova dahil saldırılara hazırlandığı. Şimdi koskoca Balkanlar, şöyle göstereyim. Koskoca Balkanlar, bütün Balkanları terör riski var diyor. Üstüne bir de Kosova'ya da dikkat edin diyor. Hadi Kosova şimdi öne çıkmakta ama açıklama bütün Balkanlar diyor. Bütün Balkanlar dedikleri 1, 2, 3, 4 kaç tane ülke. Dolayısıyla o işte Amerika'nın garip ve anlaşılmaz uygulamalarından bir tanesi. Küçük bir örnek. Trump buna da karışmış mıdır? Hayır, bu Trump'ın işi değil. Daha alt düzeyde bir iş. Ama tekrar bütün Balkanları bir hamlede şey altına, töhmet altına koydular. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın son hediyesi bu. Sonra İtalya'da seçim var. İtalya seçim kampanyası işte şimdiye kadar onlar 4 Mart'ta seçime gidiyorlar. İşte Berlusconi mi kazanacak? Merkez sağ nasıl öne geçecek? İşte merkez solun Macron destekçisi, Macron tarafından desteklenen, Merkel tarafından desteklenen merkez solun çok şansı yok diye biliniyordu, konuşuluyordu. Kendi halinde İtalyan seçim kampanyası sürmekteydi. Hatta Berlusconi işte tek bir vergi oranı koyalım demişti. O heyecan yarattı.
İtalyan vergi yasasını minicik bir küçük yasaya çevirip herkesten belli oranda tek vergi almak gibi bir çok İtalya açısından çok devrim yaratacak bir girişimdir bu. Berlusconi onlardan söz ederken tam da diyorduk ne güzel İslam, Müslümanlık, mülteciler falan kimse bulaşmıyor, kimse ağzını açmıyor. Maalesef oldu. Kuzey Birliği hem de Berlusconi'nin tayfasından Kuzey Birliği, Berlusconi'nin üç partili koalisyonu aslında var seçime giden. O koalisyonun ortaklarından Kuzey Birliği Salvini zaten rahat durmayan birisidir. Dedi ki mülteciler işgali altındayız. Aynı zamanda İtalyan toplumu mülteciler ve Müslümanlık tarafından tehdit altındadır. Şimdi doğru olmadığını biliyorlar. Bunun İtalya açısından İtalya'yla Müslümanların entegrasyonu falan filan geliyorlar. Kalabilen kalıyor mülteciler. Çoğu başka yere gitmek istiyor. Böyle bir ortamda kültürel bir tehdit olmadığını biliyor. Ama buna rağmen seçim kampanyası. Seçim kampanyası nedir? Avrupa'da bir seçim kampanyası olduğu zaman aşırı uçtakiler ki artık merkezdekiler bile aşırı uça kayabiliyor. Hepsi bir düşman maalesef ararlar ve Müslümanlığı da bu yolda hedef gösterirler. Şimdi oraya geldik. Daha ucağın ortasındayız. Mart'a kadar da çok var. O yüzden dileriz bu tek ifade olur ve gürültü de kaybolur. Fakat bunu işlemeye devam edecek. Bunu İtalyanlar sevmiyor. Başka seçmen, Avusturya seçmeni, Alman seçmeni evet bu tip siyasi çağrılara açıktır. Ama İtalyan seçmeninde iyi bir şey. Bu laflara aslında bir talep yok ama Salvini olduğu için saldırı altındayız. Kültürümüz, toplumumuz, geleneklerimiz ve yaşam tarzımız risk altında. İşte sonra da eklemiş çünkü ırkçı ve ayrımcı diyecekler. Kimsenin derisinin renginin bununla bir alakası yok. Bu da yeni moda çıktı. Irkçılık yap, ben ırkçı değilim demek ya da ayrımcılık yapıp ha yok ben bütün dinlere ve kültürlere eşit mi? Bunların hepsi Avrupalı politikacıların son dönemde geliştirdikleri maskeli ama kimsenin de inanmadığı sözler, asıl niyetleri orada ortaya çıkıyor. Ha Salvini ne olacak? Tek başına mı seçim kazanacak? Hayır. Berlusconi sayesinde kazanacaklar. Berlusconi bunları dizginleyebilir mi? Dizginler. İşte Mart'a kadar biraz sabretmek gerekiyor. Onlar da dileriz Mart'a kadar çok bunu abartmazlar. Zaten İtalya toplumunda tekrar bir bu laflara doygunluk var. İtalyanların başka sıkıntısı var. Ekonomik sıkıntısı. O yüzden mültecilerle fazla uğraşmıyorlar. Hele Müslümanlıkla uğraşılmaması gerektiğini de İtalyanlar biliyor. Gündem o kadar hızlı değişti ki herkes unuttu ama Afrika unutmadı. Afrika'ya pislik çukuru affınıza sığınarak o söyledi. Öyle de yumuşatalım. İşte o çukur demişti. Onun tepkileri şöyle sürüyor. Artık diplomatik boyutta sürüyor. Yani kamuoyu tepkisi değil. Mesela Afrika Birliği Örgütü ki Afrika'daki bütün ülkelerin ortak çatı örgütüdür. Afrika Birliği Örgütü hem Donald Trump'ın bu sözünü kınadı hem de özür dilemesini istedi. Sözün geri çekilmesini ve bütün Afrika'dan özür dilenmesini istiyoruz demişti Afrika Birliği. Aynı zamanda Afrika'daki Afrikalılar değil, dünyanın her yerindeki Afrikalılar yani dünyanın her yerindeki Karadenizliler. Neden? İşte neden biz El Salvador ya da Afrika ya da diğer işte çukur yerlerden mülteci alıyoruz, Norveç'ten alalım? Sarışın mavi gözlü mülteciler istiyor. Onların daha işe yaradığını düşünüyor o anlamda. Sonra yine Güney Afrika Cumhuriyeti de ayrıca devlet olarak protestoda bulundu. Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Aynı zamanda Amerikan elçiliğinden bir yetkiliyi çağırıp izahat istediler. Başkanınız ne demiş diye. Eminiz elçilik görevlisi bizim de haberimiz yok. Biz de sizin gibi duyduk. Kapalı toplantıda söylenmiş falan diye tevil etmeye çalışmıştır. Ha bu arada ben öyle demedim dedi. Yani tamam sert ifadeler kullandım ama öyle bir şey demedim dedi. Irkçı değilim dedi. Donald Trump'ın o kadar çok vukuatı var ki yani değilim demesi bir şey değiştirmiyor. Demiş midir? Tabii ki demiştir.
şimdilik o noktadayız. Efendim Paris Sanat Bahçesi'nin sevimli yavru pandası Yuan Meng Ağustos ayında doğmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın muhterem eşi Bayan Macron Yuan Meng'i evlat edinmişti, öyle söyleyelim. Manevi annesi kim? Manevi annesi Bayan Macron. Ve ilk kez Yuan Meng cumartesi günü aylardır dinlendiği yuvasından dışarı çıktı ve annesiyle dışarıda oynamaya karar verdi. Pandalar doğduktan sonra işte bir 5-6 ay bu kiloya, bu sevimliliğe ulaşana kadar şeylerinde içeride kovukta yaşıyorlar. Sonra bir şekilde dışarı çıkmaya karar veriyorlar. O işte dışarı çıkma anı cumartesi günü yaşandı. Bol miktarda bambu ikram edildi. Kemirmekle meşguller ve Parisliler de Yuan Meng'i görmek için kuyruğa girdiler. Şu an Paris'in en kral karakteri Yuan Meng. Bu arada Yuan Meng bir rüyanın gerçekleşmesi demekmiş. Rüyanın gerçekleşmesi için dünya halindeyiz. Büyük resme bakacağız. Kanada'ya bakacağız. Davos toplantıları, işte kim geliyor, kim gidiyor, Donald Trump'ın katılacağı açıklandı ama o uçağa binene kadar bizce kesin bir şey değil. Gideceğim der, gitmez, sonra fikir değiştirir. Macron ve Merkel de geliyor diye bir vurgu var. Diğer başlıklar arasında Türkiye'nin Kanal İstanbul projesinin haberleri akıyor. Ve de genel durum onun dışında sakin gibi. Şimdi Kanada'daki Kuzey Kore Konferansı, bunu daha önce anlatmıştık. Amerika ile Kanada daha çok Kore Savaşı'na katılan, 1950-53 Kore Savaşı'na katılan ülkeleri temel alarak Kuzey Kore'ye karşı bir konferans toplamayı düşünmüşlerdi. Konferansın günü geldi, çattı. Salı günü yapılacak yarın. Ancak Türkiye açısından konferansın gündemi, evet, Kuzey Kore falan da Amerikan Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşmesi bekleniyor konferansın vesilesiyle. Dışişleri Bakanı Kaliforniya tarafındaydı. Kanada'ya geçti ya da geçiyor ve de o kapsamda tabii ki son Suriye gelişmeleri ışığında Amerikan Dışişleri Bakanı'na ne yapıyorsunuz diye sorulacak ve Amerikan Dışişleri Bakanı'nın gelişmelerden haberinin olup olmadığı da açıkçası şu an tartışmalı. Çünkü Suriye'de kimler karar veriyor? Karar mekanizmaları gerçekten Beyaz Saray'dan geçiyor mu, geçmiyor mu? Dışişleri'nin haberi var mı? Bunların hepsi açık sorular. Amerika'da bu aralar Washington'da kim kaparsa o olayı götürüyor. Şimdi Kuzey Kore konusuna gelirsek, Kuzey Kore ye karşı Amerika bu toplantıyı bir işte ortak koalisyon oluşturma falan gibi görmüştü. Neyin koalisyonunu oluşturuyorlar? Bu toplantıya çağrı yapıldığı zaman ortada gerilim vardı. Henüz kuzey ile güney arasında bu görüşmeler vesaire yoktu. Ortamı zaten Kuzey Kore'nin şaşırtıcı hamlesi değiştirdi. Kim Jong ani bir kararla füze atma ya da işte füze atma riskini taşımayı vazgeçti. Tamam, görüşelim dedi. Güney ile kuzey görüşüyorlar. Ne görüşüyorlar? Aslında görüştükleri son derece sudan havadan şeyler. Yani esasa yönelik hiçbir şey yok. Ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer gücünü tartışma konusu kesinlikle yapmayacağı biliniyor. Kuzey Kore'nin nükleer gücü konuşulmayacaksa ne konuşulacak? O da ayrı mesele ama Güney konuşuyor olmaktan memnun. Kuzey de memnun çünkü bu görüşmeler sürerken Donald Trump'ın Kuzey'e saldırmayacağını düşünmekteler. Donald Trump'ın Kuzey'e saldırma ihtimali var mı? Var. Onu da söyleyelim. Şimdi tamam, Vancouver konferansı toplanıyor. Tamam. Bu arada katılanların hepsi de
evet Amerika'nın yanında biz Kuzey'e karşı savaşacağız falan taahhüdünde değiller açıkçası. Bizde o var yani forumdur işte davet vardır gidiliyor ama tercihleri tabii ki Türkiye kendi başına yapacak. Şimdi bu ortamda Kanada konferansına Rusya ile Çin katılmıyor. Davet edildiler mi edilmediler mi o da tartışmalı ama Çin gelmiyorum dedi. Çin'e davet muhtemelen vardı. Rusya ben hiç gelmiyorum dedi. O yüzden Çin ve Rusya eğer varsa Kuzey'e karşı yaptırımı ya da etkiyi taşıyan sadece iki ülke bunlar. O iki ülke olmadan Kuzey Kore'de, Kanada'da ne konferansı yapıyorsunuz? O da ayrı hikaye. Aynı zamanda işte Amerikan dışişleri yaptırımların uygulanmasını konuşacağız. Yaptırımların uygulanması konusunda işte Kuzey Kore limanlarına girip çıkan gemilerin listesini belirledik. O gemileri takip edin diye bir gerekçe bulmuşlar. Konferansın konusu adeta işte Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar nasıl uygulanacak falan gibi. O da işin vitrini. Şimdi Kuzey Kore'ye yaptırım uygulayacaksanız işte Kuzey Kore'nin coğrafyası belli. Giden gelen gemilerin rotası belli. İşte oranın karasularında falan bakacaksınız. Zaten daha sıkı bir ablukaya dönüşmesine kesinlikle Çin karşı, Rusya karşı. Abluka yoksa Çin ve Rusya diyecek ki işte tamam bize güvenin biz idare ediyoruz. İdare ediyorlar mı? Ediyorlar. Nasıl ediyorlar? Kuzey Kore'ye tam anlamıyla bir ambargo uygulanmadığını da biliyoruz. O da ayrı bir boyutu işin. Böyle bir ortamda işte konuşuyormuş gibi yaparak bir şeyler. Sonuçta Çin Kuzey Kore'nin baskı altına kalmasına karşı Rusya aynı şekilde artık Kuzey Kore meselesi doğrudan Amerika, Rusya ve Çin arasında bir güç mücadelesine döndü. Görüşmeler sürüyor. Görüşmeler sürdüğü sürece Donald Trump'tan bir hareket gelmeyeceği varsayılıyor. Ancak bir yandan da Amerikan medyasında sürekli Kuzey Kore ile savaş konusunda planlar yapılıyor diye haberler var. Onu da hatırlatalım. Şöyle, Pakistan ve Donald Trump'ın yarattığı bir kriz. Yeni yıl sabahı 31 Aralık gecesi Donald Trump golf kulübünde dinleniyordu, tatil yapıyordu. Bir haftadır 10 gündür oradaydı. Büyük bir parti verdi 31 Aralık gecesi. İşte partinin geç saatlere kadar sürdüğü düşünülüyor. Gece yarısı işte 3-2-1 yeni yıl yaşasın sonra devam eder. O gecenin sabahında saat 7.12'de hem de herkes biliyor. Donald Trump kalktı bir tweet attı ve önceden planlanmış gibi Pakistan'ı hedef aldı. Star gazetemizde bugün ayrıntılı hikayesini anlattık. Donald Trump'a bu tweet'i kim neden attırdı hala bilinmiyor. Onu biraz eşeledik. 31 Aralık gecesini partiyle eğlenerek geçiren Amerikan başkanının işte partinin bitmesinden 5-6 saat sonra uyumadan aşağı yukarı oturup Pakistan'a hedef alıp biz Pakistan'a 15 yılda işte 30 küsur milyar para verdik. Onlar bize işte 33 milyar verdik, bizi aptal yerine koyuyorlar falan diye zehir zemberek, hem de partinin mahmurluğu sürerken zehir zemberek bir tweet atması ve sonra ortalığın karışması hala anlaşılır bir durum değil. Son olarak, yazıda da var, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ki hem Afganistan'a hem Pakistan'a bakıyor, onun komutanı Vogel, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı aradı. Bir şeyler konuştular, tam ne konuştukları sızmadı. Ancak o konuşmada sanki siz Trump'a bakmayın, biz biraz daha yatıştıktan sonra yine işbirliğimizi devam ettireceğiz gibi bir şey duymuş olabilir Pakistan tarafı. Çünkü Pakistan tarafından
çok büyük bir tepki yok. Şöyle tepki var. Askeri istihbaratı durdurduk diyor. Askeri istihbarat Pakistan'dan sınır boyunca Amerika'ya istihbarat gitmeyecek. Bu net ki bu Amerika'nın canını sıkacak bir gelişme. Ama onun dışında başka boyutta Pakistan başka radikal adımlar atmadı. Başka bir gelişme daha var. O da bugünün gelişmesi. İşte Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Asya'dan sorumlu müsteşar yardımcısı bir heyetle apar topar Pakistan'a gelmiş. Ve Pakistan Dışişleri Bakanı'yla görüşmeler yapmışlar. Şimdi şöyle şunu biliyoruz. Donald Trump'ın o tweetinin hiçbir Amerikan birimiyle koordineli olmadığı biliniyor. 1 Ocak sabahı Amerika'nın hiçbir ne CIA'si, ne Dışişleri, ne Pentagon, hiçbir masası Pakistan'la bu şekilde bir kriz yaratmak derdinde değildi. Dolayısıyla en hayati soru orada. Donald Trump'a bu tweet'i kim attırdı, neden attırdı? Daha da biraz da onu sorgulamaya çalıştık işte Star yazımızda. O partide kimle konuştu Donald Trump'ta? Kulağına kimle üfledi de yemeyip içmeyip ertesi sabah 1 Ocak sabahı bu tweet'i atmak ihtiyacı hissetti. Hindistan tarafından şüphelenmekteyiz açıkçası. Şimdi görüşmelerde, Amerika içi değerlendirmelerde Afganistan konusunda Hindistan'dan daha çok destek alınması falan gibi bir teori var ama Pakistan'ın yerini Hindistan doldurmaz. Hindistan Afganistan'a girip öyle operasyona katılacak, mağara gezecek falan noktada değil. Onlar Pakistan'a karşı hamle yapmak için fırsat kolluyorlar. Böyle bir ortamda şimdi bugünkü görüşmeler de muhtemelen işte tekrar kimsenin hazır olmadığını söylemiştik 1 Ocak sabahı Pakistan'la kriz yaratmaya. Trump'ın tweet'i üzerine ilgili birimler harekete geçip yardımı kesiyormuşuz. Başkan söyledi kaç parayı kesiyoruz falan diye oturdular konuştular. Donald Trump'ın tweetinden 4-5 gün sonra dışişleri o da taksit. Önce 255 milyon kesiyoruz dedi. Sonra baktılar 2 milyar, 1.9 milyar kesiyoruz diye. Bu para zaten gelmiyordu. Obama zamanında da en az 2 kez yardımın akışı durdurulmuştu. Yani Pakistan hemen para kesildi 2 milyar havadan uçtu noktasında değil. Ama tabii ki ilişkiler için kötü. Şimdi anlaşılıyor ki Amerikan bürokrasisi ve de işte o Merkez Kuvvetler Komutanı tamam siz patrona bakmayın biz onu aşacak bir şey yapamayız. Yine söylediği uygulanacak fakat deyip oradan manevra yaparak Trump'ın yarattığı zararı azaltmaya çalışıyorlar. Bu ikili oyun falan değil. Yani Donald Trump'ın gerçekten kendi başına iş yaptığı biliniyor. Kendi başına iş yaptıktan sonra yok başkanı biz tanımıyoruz diyemeyecekleri için ister istemez onun suyuna gidiyorlar. Ama bir yandan da onu etkisiz kılacak ya da telafi edecek başka şeyler yapmaya çalışıyorlar. Abuk subuk bir şey tabii ki. Amerika'nın yeni durumu bu. Pakistan'da da farklı değil. İşte Cuma günü açıklamalar yapıldı. Koalisyon kuruluyor. Anlaşmaya liderler vardı. O zaman da söylemiştik, anlaşma yapılana kadar ya da taraflar, ortak bakanlar kurulunu açıklayana kadar bu işin kesin olmadığını söylemiştik. Zaten hafta sonunda Sosyal Demokratlar içinde isyan çıktı ve Merkel'le koalisyon istemeyen bir klik olduğu ortaya çıktı Sosyal Demokratlar içinde. Onlar diyorlar ki biz Sosyal Demokrat Parti'yiz. Merkel'le koalisyon yaptığımız zaman kimliğimizi kaybediyoruz. Merkel topu alıp götürüyor. Bizi yalnızca işte oy veren destekçi konumuna itiyor. Bu hükümette parti olarak hiçbir program etkimiz yok. İşte biz sosyal politikalardır, şudur budur vesaire istiyoruz. Onların hiçbirine yer yok. Merkel tümüyle kendi politikasını uyguluyor. Onun için bizim bu hükümette ne işimiz var? Ve bu yavaş yavaş yayılmaya başladı. Bunun riski ne? Bunun riski şu. 21 Ocak'ta Sosyal Demokrat Parti'nin kurultayı var. O kurultayda bu koalisyon kararının delegelerce oylanması gerekiyor. Kurultay başarısı, evet, kurultayın evet diyeceği şu noktada net değil. O yüzden
ilginç bir durum. Ki zaman geçtikçe işte 21'ine kadar vakit geçtikçe muhalefetin daha da yaygınlaşacağı biliniyor. Buna karşı Merkel ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Yani tutamayacağı sözleri veremez. Verdiği sözlerin sosyal demokratları mutlu edeceği söylenemez. Böyle bir ortamda Almanya'da hala belirsizlik var. Almanya'da hala siyasi istikrarsızlık var. Ve de hükümet krizinin çözülmediğini söyleyebiliriz. Almanya çok ilginç yerlere gidiyor. Hükümetsiz, iktidarsız, muhalefetsiz, yönsüz, boş bir meclis Almanya. Hafta sonu, cumartesi sabahı Hawaii'de saat 8. Hawaii'de aramızda 12-13 saat vardır. Onlar 13 saat geride. Hawaii tam şurada. Amerika'nın o kıyısından Hawaii'ye 5-6 saatte gidilir uçakla. O kadar uzak. Çin'den daha da uzak. Japonya'dan daha da uzak. Okyanusun ortasında bir ada. Bu adada sabah 8, hatta 8.07 sirenler çalmaya başladı. Ve herkesin cep telefonuna çok korkutucu bir mesaj geldi. Diyor ki, Anakara, Oahu adası, Hawaii'ye yönelik bir füze tehdidi var. Füze geliyor anlamında. Bu bir deneme, tatbikat değildir. Önlem alın. Herkes şoke durumda. Sirenler çalmıyor fakat telefonlarda gayet uğursuz bir mesaj var. İlk panik altında yaptıkları şu. Çocukları, orası kanalizasyon değil aslında, yağmur sularını toplama noktasıydı. Yer altında oralara sokmak çocukları. Bazı aileler onu çare olarak görmüş. Burası Hawaii Üniversitesi. Hawaii Üniversitesi'nde koşuşup panikle nereye gittiğini de bilmeyen kişiler. Nereye kaçıyorlar? Öğrenciler koşuyor, kaçıyor. Ama nereye? İşte bir binaya girin. O bina dayanacak mı? Dayanmayacak mı? En kötüsü bu. Millet sabah televizyonlarını açmış. İşte neyse onu seyrediyor. Bütün kanallarda otomatik olarak bu uyarı giriyor. Hem de o uyarı daha korkutucu. Pasifik komutanların verdiği bilgiye göre adaya, Hawaii'ye yönelik bir füze tehdidi vardır. Yani füze geliyor tekrar. Bu füzenin nükleer füze olduğunu artık herkes biliyor. Evlerinizde kalın. Mümkünse eve girin. Mümkünse bodrumlara girin. Yoldaysanız otomobilinizin içine kalmayın. Yolun kenarına yatın. Bir sürü korkutucu uyarı. Ve bu uyarı tam 37, 38, 40, 45 bazıları fark edene kadar 45 dakika yürürlükte kaldı. Yanlış alarm uyarısı duyulana kadar Hawaii'liler işte çocuklarıyla saklandılar, ağladılar. Bazısı son mesajlarını videoya çekmiş. Ben golf oynamaya devam ediyorum, hepinizi seviyorum falan diye böyle veda mesajları. Onu sesi de duymayanlar için evet ne kadar uğursuz ve ne kadar korkunç olduğunu duyurmak için. Millet basketbol seyrediyor sabah ve bu ses. Önce bu uyarı sesi. The U.S. Pacific Command has detected a missile threat to Hawaii. A missile may impact on land or sea within minutes. Dakikalar içinde adaya çarpacak bir füze gördüler. Bu bir tatbikat değil. İçerideyseniz içeride kalın. Dışarıdaysanız vesaire vesaire. Ve dinleyenin anında şoke olacağı, korkuya kapılacağı bir durum. Ne kadar korku onu da gösterelim. Bu akıllı bilezikler var ya, her şeyi ölçüyorlar. Bir Hawaii'li kalp atışını, olay sırasındaki kalp atışını belgelemiş, göstermiş. Önce 62, bu alarmı duyduktan sonra nabız 102.
o akıllı saatte kaydedilmiş. Ve düşene kadar gerçekten yarım saatlik mesafe, yani o işte 40 dakika hayır yanlış alarmdı kusura bakmayın yazısı gelene kadar ya da uyarısı gelene kadar 102, 101 kalp krizi geçirir. Normal bir şahıs belki dayanıyor da yani hasta birisi kalp krizi geçirir. 62'den tansiyon 102'ye fırlıyor. Nükleer saldırı altındayız, öleceğiz. Ve herkes son duasını yapıyor vesaire. Sosyal medyada yazdılar. Ey ateistler duydunuz mu falan diye de büyük bir din tartışması da o vesileyle başladı. Onu da söyleyelim. Şimdi böyle bir ortam. Kaderin ya da işte coğrafyanın garip bir tecellisi. Bu da o günün sabahının, cumartesi sabahının Hawaii gazetesi. Bu arada Hawaii dediğimiz yerde de 1 milyon nüfus var. Amerika'nın eyaleti. Gazetenin ön sayfasında bir not. Hawaii komutanlığı Kuzey Kore tehdidi konusunda briefing verdi. Ön sayfada duruyor. Cuma günü Pasifik Komutanlığı oradadır. İşte Pearl Harbor falan Amerika'nın büyük üssü var orada. Oranın komutanları iş dünyasına, Hawaii iş dünyasına briefing vermişler. Haberde de diyor ki briefing sırasında komutanlar Kim Jong-un bir numaralı hedefinin Hawaii olduğunu söylediler. Çünkü biz kolay bir lokmayız. Amerikan ana karasını atmaktansa buraya atmak ve dolaylı mesaj vermek daha stratejikmiş. Onu görmüşler, onu söylüyorlar. Biz kolay bir hedefiz. Kolay bir hedef olduğumuz için bize atacak. Bizim fazla savunma sistemimiz olmadığını biliyor. Adanın işte nükleer saldırıya çok açık olduğunu biliyor ve onun için hedefiz diyorlar. Komutanlar iş alemine, işte kanaat önderlerine diyor ki Kim Jong vurursa burayı vuracak, haberiniz olsun. Ve onun bir gün sonrasında bu alarm patlıyor ve Hawaii ölüp ölüp diriliyor. Tabii ki sosyal medyada bütün Amerika saldırıya uğradığını düşündü. Şimdi bütün bu işler olurken, Donald Trump golf oynuyordu. Golf oynuyordu. İşin ne zaman bu konuyu anlattıkları bilinmiyor Donald Trump'a. Ama sonra da kılını kıpırdatmadı. Ne golfü bozdu, ne olay bittikten sonra bir geçmiş olsun dedi. Hiçbir şey demedi. Şans tarafında eğer Donald'ın elinde telefon olsaydı ve de bunun saldırı olduğunu düşünseydi çok çok kötü şeyler olabilirdi diye yorum var. Ama olay bittikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi, ha onların hatası, onlar zaten demokrat hükümet falan zannımız öyle. O gerekçeyle sessiz kalması da acayip bir iş. Oh olsun korktular bile demiş olabilir kendi içinden. Donald Trump'ın acayiplikleri sürüyor ama kapatırken Amerika ve de dünya cumartesi sabahı gerçekten bir nükleer savaşın eşiğinden kıl payı döndü. Allah hepimizi korusun. Yarın görüşmek üzere.